Merhaba severler. 16 Şubat 2020 Pazar gündüz İzmir ne karşınızdayız. Bir başka İzmir yarış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün İzmir'den sizlere 23 TL'lik bir kupon vermek istiyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. İzmir'de bugün 9 koşu var. 6'lı 4. koşudan başlıyor. İlk 6'lı yoncak yarış için ilk 3 koşuyu da yorumlamak isterim. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3. 1900 kumuyla başlıyor bugün İzmir'de. Son koşusunda aynı pis ve mesafede üçüncü olurken uzunu çok seveceğini belli eden bir numaralı A gezici. Startla birlikte süratli stiliyle önde gitmek isteyecek ama buna aynı stile sahip son koşuları gayet tatminkar. Dört numaralı Maymun Şahin izin vermek istemeyecektir. Bu iki safkanın liderlik mücadelesini hemen arkalarında takip edecek önlerde gitmeyi seven bir başka süratli isim. 2 numaralı Medzamur takip edecektir. Viraj dönülüp düzlüğe çıkıldığında öndeki ikili peşlerindeki iki numaralı Mezzomor'dan ayrılıp aralarında birincilik mücadelesine başlayacaklardır. Uzunda koşu görme tecrübesiyle Sinan Özenli bir numaralı ağ gezici. Benim için bir adım önde olsa da formda isim Gökhan Gökçeli dört numaralı maymun şayını da yanına yazmanızı tavsiye ederim. Bu iki safkanın zevkli birincilik mücadelesi kazananı belirler diyerek birinci altının ilk ayağı için... 2 at yeterli olur görüşündeyim. 1 numaralı A gezici ve 4 numaralı Maymun Şahin. İkinci koşuya geldiğimiz zaman 4 kar İngilizlerin Handikap 16 dişlere mahsus 2200 kum koşusu. 4 tane isim koşuyor bu koşuda. Uzun mesafeli Handikap 16 yarışlarda ben genelde hafif kilolu isimlerin çok şanslı olacağını düşünüyorum. Ve genelde onları yazarım. Koşuya bakarsak ilk defa 1600 mesafe üstünde bir koşuya katılan bir numaralı Enciletta. Startla birlikte bilinen stiliyle liderliği alır. Alır almasına da 60 kilo ağır gibi ağır sıkıntıyla 2200 metre koşu da sonunu getirebilir mi? Tam bir kapalı kutu. Bu koşu 1600 olsa gözüm kapalı tek atardım. Önde kaçacak Anceletta'nın sonlarda temposunun düşmesi durumunda geriden hafif kilosuyla sağlam gelecek 4 numaralı Dökellis koşuyu lehine çevirebilir. 1. altılın ikinci ayağında aynı ilk ayakta olduğu gibi 2 atla Fırat Aslan ile 1 numaralı Anceletta ve son galabını kendisi yaptırırken mükemmel işlere imza atan Merçan Çelik İdaresi'ndeki 4 numaralı Dökellis'i yazıp geçebiliriz. 1. koşu 1-4, 2. koşu 1-4. 3. koşuya geldiğimiz zaman 4 yukarı arapların şartlı 3600 kum koşusu karşımıza çıkıyor. Gruptan çok farklı kalitesiyle ben bu koşuyu rahat kazanırım diyen bir numaralı Bütünay. Son koşusundaki ikinciliğiyle de ne kadar formda olduğunu bize de gösterdi. Fazla zorlanmadan Nevzat Avcı idaresinde son metreleri en önde rahat geçip kolay bir birincilik almasını bekliyorum. Birinci altılı tek atacaksanız banko bir numaralı Bütünay diyorum. Ve geldik İzmir'de. Altılının yıkayanı 5 yukarı Arapların handikap 17.400 kumuyla başlıyor bugün İzmir'de altılı. Günün açılış koşusunda bombayı patlatacaklar gibime geliyor. Koşan tüm safkanlar formda. İşlerinden hiçbirini ayıramadım. Dün sabah şirin yerde kiminle konuştuysam pazar ilk ayak patlayacak dediler. Birinciliğe adını kim yazdırırsa bence sürpriz olmayacak bir koşu. Gelin biz de işimizi sağlam alalım. İlk ayağa koşan 8 attan hiçbirini ayırmadan hepsini yazıp 6'lıya rahat bir koşu izleyerek başlayalım. İlk ayak 8 at hepsi. 6'lımızın ikinci ayına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin Maiden dişilere mahsus 1600 kum koşusu karşısına çıkıyor. Koşmuş olduğu son iki koşusunda 1200 metre mesafede koşan ve virajı en geri dönmesine rağmen en dış kulvardan adeta vites değiştirip kanatlanıp uçarak gelen 6 numaralı Mystical Victory. İki koşusunda da yetiştiremedi ve sağdan ikinciliklerle ayrıldı. Bugün için uzayan mesafede 1600'de önde kaçacak çok ismin olduğu bu süratle gidecek koşuda yine düzlüğü gerilerde dönüp çok daha etkili sprint atabileceği bu uzun mesafede bu sefer işini sonlara bırakmaz diyerek son yüze doğru rakiplerini teker teker geçerek en önde tek isim olur. Son metrelere de yalnız girmesini beklediğim 6 numaralı Mystical Victory. Babası zaten Victory Golop tam bir uzuncu. Uzayan her mesafede çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Bugün için günün ilk bankosu 6'lı kuponunu elinize aldığınız zaman ilk olarak gözünüzü kapatın. İkinci ayakta altı numarayı tek yazın. Sonra diğer ayakları doldurun. Ben günün ilk bankosu 6 numaralı Mystical Victory diyorum. 6'lımızın 3. ayına geçtiğimiz zaman 6'lımızın 3. aya 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8. 1400 kum koşusu devam ediyor. Sedat Evliya Zade koşusu. Güzel bir koşu olacak. Startta birlikte bilinen stiliyle 2 numaralı Luxstar Liderli alıp önde kaçmaya başlayacak. Başka bir süratli isim Mestanefe onu kovalasa da Luxstar kafayı vermez. Viraj dönülürken yavaş yavaş öndeki Luxstar'ın yanına sokulmaya başlayacak 1 numaralı Baba Avcı. Son 200'den sonra rakibinden kurtulup önde yalnız kalacak. Galoplarında yaptığı muhteşem işlerin hakkını çok iyi uyum sağladığı çok iyi Nevzat Avcı ile aynanın önünden ilk geçen isim olarak verecektir diyorum. Ben günün ikinci bankosu, üçüncü ayakta bir numaralı baba avcı demek istiyorum. Altılımızın dördüncü ayına geldiğimiz zaman performans olarak birbirlerine yakın safkanların koşacağı bu koşuda startla birlikte öne düşecek bir numaralı çifte büyük ölçüde düzlüğe de lider çıkacak. Bu metrelerden sonra geriden gelecek rakiplerine direnip bitirebilir. Son 3 koşusundan 2 birincilik çıkartırken formu çok iyi göründü. Yetenekli Aplantisi Bekir Mert Mınık ile kuponlara yazılacak ilk isim bence 1 numaralı çift olsun. Son yarışında starttan 2 boyu geç rağmen sonlarda kuvvetli gelip 1 numaralı çift saldıran ama o gün için geçemeyen 4 numaralı Yiğit Ömer. Bugün Kendisini çok iyi tanıyan jokey Mehmet Gönültaş'ın arasında rovanşı alabilir. Dikkat deyip ikinci at olarak kuponlara muhakkak 4 numaralı Yiğit Ömer'i yazalım. Son koşusunu kazanırken virajda dışarıya savrulmasına rağmen en dış kulvardan inanılmaz güçlü sprint atarak gelip kazanma başarısı gösteren bir başka formda isim 3 numaralı Çağkar. İyi uyum sağladığı Nevzat Avcı ile ihmal etmeliyim derim. Üçüncü atım. Küçük kuponlar için bu 3 safkan yeterli olur. Bir numaralı çift yeterli, 4 numaralı Yiğit Ömer ve 3 numaralı Çağkar bence yeterli olur. Büyük veya sürpriz kupa yapmak isteyen yarı severler için baktığımızda sürpriz şansını son günlerin formda çok iyi. Mustafa Çiçek ile koşuya katılacak 2 numaralı Demir Bars'a vermek istiyorum. Mustafa Çiçek bu ismi çok iyi tanıyor ve sonlardaki ataklarıyla sürprize imza atabilir. 4. at olsun. Formunu hızla bir şekilde yükselten 5 numaralı iradeli yıldız. Son koşusuyla dikkat çekti. Bomba yapabilir. Atakan Cem Dağ ile 5. atımız olsun. Ve geriye sadece yazmadığımız bir at kalıyor. 6 numaralı kayalarlı. Boşluk bırakmayalım. Büyük kupon yapacaklar. Onu da işaretlesin. 4. ayağımızda 6 atla hepsi diyerek geçelim. Ama küçük kuponlar 1 numara çift yeterli, 4 numara Yiğit Ömer ve 3 numara Çağkar yeterli olur görüşündeyim. Ve geldik altılımızın 5. yarım. Bölünen meydanın 2. ayağı. Yaptıkları koşularda yakın aralarla bitiren safkanların hemen hemen hepsinin gelir olduğunu yanıyorum. Kim gelse şaşırmam. Birbirine denk isimlerin bir araya geldiği bu koşudan işin içinden çıkmak zor. Ön plana çıkartabileceğim bence hiçbir safkan yok. Hepsinin şansı var. O yüzden koşan 8 attan 1 ekür hariç hiçbir atı ayırt etmeden 7 yedi atın 7'sini yazıp hepsi demek istiyorum. Zor bir koşu. Beşinci ayak, 7 at hepsi. Ve geldik altılımızın son ayağına. İzmir'de bugün altılı 4 yukarı İngilizlerin satış koşusuyla kapanıyor. 1400 mesafede koşacak. Son ayakta koşan 10 atın 9'u 4 yaşında. Bir tek bir numaralı kont Onyu, 7 yaşında. Ben sizlere şöyle bir şey demek istiyorum. Abileri olarak güç ve kalite olarak koşan tüm isimlerden çok farklı böylesine uygun bir grup bulmuşken bu fırsatı geri çevirmez diyor. Ve son koşusunda çok iyi uyum sağladığı Sinan Özen'le günün üçüncü ve son bankosu olarak bir numaralı Kont On You diyerek İzmir'de altlıya noktayı koyuyor. İzmir'de bugün altılı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 8 at hepsi. ikinci ayağımız tek. Üçüncü ayağımız tek. Dördüncü ayağımız 6 at hepsi. 5. ayağımız 7 A tepsi. Son ayağımızda da 1 numara kontonu tek atarsak altılımız bugün İzmir'de 23 TL. 3 tekli 3 hepsili bir kupon yaptım. Şimdiden herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmek dileğiyle. Hoşçakalın demeden önce ufak kupon yapacaklar için ben tekrardan belirtmek isterim. 4. aya hepsi dediğim büyük kupon için ama küçük kuponlar 1 numaralı çift 4 numaralı Yiğit Ömer ve 3 numaralı Çağkar yeterli olur bu 3 atı yazarsanız altınız yarı yarıya düşer. O zaman da altılımız 11,5 lira olur. Tekrar tekrar herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmenizle. Hoşçakalın.